Kendi adıma da bir şey sormak istiyorum böyle hızlı hızlı geçmişken. Bu ne demek? Biraz böyle ateşli hastalıklar, bağışıklık sisteminin düşmesi vesaire, özellikle kronik rahatsızlığını varsa bunlar aktive olabilir. Kadınca TV'de yepyeni bir bölümü. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz, en çok sevdiğimiz astroloğumuz Zuhal Taşçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Çok teşekkür ederim Özgür Bey. Şimdi hemen şu an neler oluyor? Bir retrolar, bir şeyler var. Hemen önce onu bir özetleyelim. Evet, Aralık ayındaki en önemli retromuz Mars'ın Aslan Burcu'ndaki retrosu 6 Aralık'ta giriyor ve Aralık ayı boyunca Aslan Burcu'nda retro yapacak. Bu dönem çok önemli bir dönem çünkü hem dünya için hem bireysel alanımızda önemli gelişmeler bize getiriyor olacak. Bireysel alanda Mars retro dönemlerinde eğer doğum haritanızda Mars retro değilse kimseye yaramıyor maalesef. Doğum haritanızda Mars retro ise bu dönemi çok iyi kullanmalısınız. Özellikle ateş ve hava gruplarındaysa ne yapmamak lazım? İlk önce onu söyleyelim. Yeni bir işe başlamak önerilmez ama tamamlanması gereken işler varsa bu Mars retrosunda o işlere odaklanmak için mükemmel bir zaman. Anladım. Sıfırdan bir şey başlatmayın ama böyle görüşülen bir şey varsa onun imzası evet, falan. Evet. Neyi geride bıraktık, neyi ertelediysek onları önümüze getirecek. Anladım. Bunları tamamlamamız için fırsatlar verecek. Hemen en heyecanlı kısım olan burçlara tek tek geçelim. Evet. Sevgili koçlar ve yükselen koç burcu Mars retrosunu 5. evinden, aşk evinden alıyor. Efendim ilişkileriyle ilgili sıkıntılar varsa bunlar biraz daha ayyuka çıkıyor olacak. Ancak ve ancak eğer hayatında bir ilişki yoksa eski bir erkek arkadaşı, eski bir flörtle karşına çıkabilir ve kadersel olarak bir birleşme söz konusu olabilir. Yine erkolar kapatılsın bir dönem başlıyor galiba. buraya bakmak işte tamamlanmamış ilişkiler tamamlama fırsatı veriyor. Tekrar bak, aklında kalmasın. Tekrar değerlendir hayatını. Aklınızda kalmasın, hiç denemeyin bence. ama var olan ilişkisinde de problemleri çözme fırsatı da verebilir. O ama güzel. Ayrılma ile bitişlerle ilgili de görünümler de veriyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Varsa çocuklarınızla ilgili konuları da ele almanız gerekecektir. Buralarda efor sarf etmeniz gerekecektir. Sevgili boğalara geldik. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar için Mars retrosunu 4. evlerinden alıyorlar. Ev, aile, yuva, kariyer alanları. Şimdi ev değiştirmek, evle ilgili bir tadilat, aile içi sorunlar, bunlarla böyle biraz haşır neşir olacaklar. Adım atmakta zorlanabilirler, biraz pasif agresif davranabilirler. İşte aile içinde, yuvalarında, birlikte yaşadıkları insanlara karşı kendilerini kabul ettirmek zor olabilir. Biraz bilinçaltlarının o öfke kontrolünü yapmaları gerekiyor. Bunun yanında daha önce mesela bir ev alıp satma girişimi olduysa, örneğin bir eve bakmıştır, çok pahalıdır, bir bakar pat fiyatı düşer, bu dönemde anladım, alma fırsatı gelebilir gibi güzel fırsatlar da ev, aile, yuva konularında ortaya çıkacak. Bunlarla beraber de kariyer konuları etkileniyor olacak. Sevgili ikizlere geldik. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için en önemli konu iş, ticari hayat, eğitim, yolculuklar, kısa seyahatler. Bu konularla ilgili gündemler olacak. Şimdi daha önce seyahat ettiğiniz yerlere seyahat edebilir. Daha önce yaptığınız iş anlaşmalarını tekrar gözden geçirebilir. Bunlarla tekrar bir araya gelebilirsiniz ama yenilik bir şey lütfen başlamayın. Sevgili ikizler, lütfen trafikte dikkat edin. Mars kaza, retrosu kazalarla alakalı. Arabanız varsa bakımlarını yaptırın. Araba alıp satmak bu dönem çok iyi olmayabilir. Dolayısıyla kendimizi bu alanlarda korumamız, kollamamız gereken, bir de zihinsel olarak biraz pasif agresif hissedebiliriz. Buralarda biraz kendimizi dengeye getirmemiz gerekiyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar için ana konu ne? Para, değerlerim, yatırımlar vesaire. İşte burada bakacaklar sevgili yengeçler. Yatırımları konusunda tekrar bir ben acaba doğru mu yaptım, kazançlı mıyım, öyle miyim, böyle miyim diye para alışverişleri, ellerinden para çıkabilir, borçlar, ödemeler konusu ortaya çıkabilir. Kazandıkları para onları tatmin etmeyebilir bu dönem, yetmeyebilir. Ancak yeni şeylere atılmadan önce kendi içlerindeki gücü ortaya çıkarmayı öğrenmeleri gerekiyorlar. Doğru yatırımlarını tekrar gözden geçirip, yani daha önce doğru düşündükleri yatırımları tekrar gözden geçirip Mars retrosu bittikten sonra da onların haline olacak şekilde ilerleyecek fırsatlar karşılarına çıkaracaklar. Bu sebeple de para konularıyla finansal alanda dengeye gelmeleri gerekiyor. Bunu bir fırsat olarak görsünler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar tabii ki de en çok etkilenecek burçlardan. Çünkü kendi
burçları üzerinden Mars geriliyor. Hı-hı. Ne yapacak? Bu dönem biraz kendilerini düşük hissedebilir. Bir şeylere ulaşmak için mücadele etmek zorunda kalabilirler. Özellikle Hı-hı. ikili ilişkilerinde biraz daha baskıcı olarak kendilerini koyabilirler. Ne yapacaklar? Savaşçı yeteneklerini ortaya çıkaracaklar ama bunları ilişkileri yıpratmadan yapmaları gerekiyor. Biraz daha sanatsal yeteneklerini ortaya çıkacaklar. Kendilerinin bile bilmediği belki özel yetenekleri, farklılıkları vardır. Bunları keşfedebilirler bu dönemde. Mücadele güçlerini ortaya koyacaklar ve yeni planlama süreçlerine Mars retrosu boyunca giriyor olacaklar. Sevgili Başaklara geldik. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar için bu retro biraz daha geri çekilme ayı diyebiliriz. Aralık ayı onlara. Çünkü 12. evlerinden alıyorlar bu retroyu. Ne yapacaklar? Şimdi kendilerini dışarıya nasıl yansıtıyorlar? Bir aynayı kendilerine çevirmeleri lazım. Çünkü bilinçaltlarında neler var? Bunlar dışarıya doğru kusulabilir. Çünkü dışarıda yaşadığı tüm sıkıntılar aslında onların kendi içerisindeki o öfkeler, tutarsızlıklar, agresyon yansımaları olabilir. Bunları düzelttikten sonra iş ve kariyer hayatlarında Mars retrosu bitiminde önemli ölçüde büyük bir enerjiye, potansiyele sahip olacaklar. Ve bu dönemi aslında daha sakin, daha dingin, daha dengede, ruhsal, zihinsel ve psikolojik olarak biraz daha uyumlu bir tavırla sürdürmesi gerekiyor. Evet, sevgili terazilere geldik. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar için Mars retrosu onların sosyal hayatlarında etkili olacak. Arkadaş çevrelerinde, yeni projelerinde. Buralarda yeni adımlar atmasınlar. Varsa geçmişten gelen arkadaşlarıyla birlikte olabilir, eski dostlarıyla karşılaşabilir, onlarla yarım kalmış projelere imza atabilirler. Ancak ve ancak bazı elemeler de yapacak. Bazı arkadaşlarını, dostlarını hayatlarından çıkaracak ya da çevre değişikliğine gidiyor olacak. Bu da onlar için iyi bir seçim olacak. Bir eleme dönemine giriyor dedik ya. Bilinçli farkındalıkla bu elemeyi yaparlarsa aslında onlara destek olacak insanları Mars retrosunun da hayatlarına çekecek boşluğu da yaratabilecekler. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Mars retrosu onlar için kariyer hayatlarında etkili olacak. Kariyerlerine şöyle bir bakacaklar. Ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, nereye koşuyorum, haldır haldır nereye yürüyorum, kendimi nerede göstermek istiyorum? Bir duracaklar, bir geri bakacaklar. Çünkü bazı işleri yavaşlamış, yolunda gitmiyor olsa da aslında onların kendilerine dönüp bakmaları için bir fırsat bu. Bunun dışında yine kariyerde çok güçlü kendilerini, mücadeleci yönlerini ortaya koyacaklar ama aynı zamanda rakipleriyle de karşılaşabilirler. Onları kıskanan, işte onları aşağıya çekmek isteyen bazı rakipleriyle mücadele etmek zorunda kalabilirler. Bunlar bu konularda lütfen kendi içlerinde, kendi ışıklarına güvensinler ve kendi ışıkları doğrultusunda, yetenekleri doğrultusunda parlamaya çalışsınlar. Çünkü Mars retrosu bittikten sonra artık daha güçlü, ben buradayım diyecekleri bir alan açılıyor onlara. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar için bu retro onların eğitim hayatlarını biraz aktive edecek. Yarım kalan bir eğitim varsa, işte daha önce gitmek istedikleri bir seyahat, hukuki konularla ilgili konular, problemler, bunlar hep gündeme geliyor olacak. Yarım kalan işler bu alanlarda görünür olacak. Yeni bir şeye başlamak, mesela bir dava açmak, hukuki bir meseleyi halletmek, yeni bir eğitime başlatmak ya da başlamak çok tavsiye edilmiyor. Bunun yerine ne yapacaklar? Biraz arkadaki bıraktığı alanları tamamlamaya çalışacaklar. Aynı zamanda iş ve ticaret hayatlarında da mücadele edecekleri, satış, pazarlama, medya işleri yapıyorlarsa buralarda da mücadele gerektiren konularda kazanç sağlayacakları bir dönem var. Sevgili oğlaklara geldik. Sevgili oğlaklar ve yükselen bize oğlaklar için ana konu ikili ilişkilerde alma verme dengesi. Ne veriyorum ne alıyorum diyecek karşıdan. Yani biraz da eğer hayatlarında bir ilişkisi varsa, evliyse, ortağı varsa maddi manevi paylaşımlı alanlarda biraz daha karşıyı sorgulayacaklar. Biraz daha beklentileri artacak ama cevap almak biraz zorlaşacak. O yüzden o dengeleri kurmakla uğraşacaklar. Aynı zamanda alma verme dengesi dedik, finansal konuları da yansıyacak. Bu para geleceği gibi para da gidecek. Buna da hazırlıklı olmak lazım 2025'e girerken. Dolayısıyla onların finansal dengelerine
ortaya çıkaracak. Aynı zamanda çok büyük borçlanmalar altına girmemeleri, işte fazla kendi keyifleri için ya da işte risk almayın diyor. Evet, yani evet, böyle gereksiz risklere, gereksiz borçlanmalara girmemeleri önerilir. Bir de sağlık konusu, cerrahi girişimler vesaire, yakın çevrenizde bu dönem sizin de destek olmanız gerekebilir. Evet, sevgili kovalara geldik. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar için Mars retrosu ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik hayatı alanında etki ediyor olacak. Şimdi karşı taraftan beklentilerinizi almak biraz gecikebilir. Karşı taraf biraz pasif kalabilir. Aynı zamanda karşı tarafı ikna etmek kolay olmayabilir arzularınız ve istekleriniz için. Kova diyor ki hadi yürü yürü gidelim diyor. Öbür tarafta diyor ki bir dakika, şunu yapmam lazım, onu yapmam lazım. Bu dönem böyle bir dönem maalesef. Siz de biraz bakın arzularınız ve isteklerinizi, karşı taraf ne kadar alabilir, ne kadar kapasitesi var. Oraya biraz bakmak gerekiyor. Çatışmaları çok açık bir Aralık ayı bu ikili ilişkilerde özellikle. Bence 20 Aralık'tan sonra ilişkilerde problemleri çözmek adına güzel gelişmeler yaşayacaksınız. O yüzden 20 Aralık'a kadar biraz sabredin. Daha sonrası için eski bir ortağınız, eski bir proje yaptığınız kişiyle beraber olabilir, tekrar karşılaşabilir. Bunlarla tekrar yeni güzel iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ve hayatınızda bu dönemde daha önce destek aldığınız, danışmanlık aldığınız, yardım aldığınız insanlar da çekebilirsiniz. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar için Mars retrosu 6. evde sağlık konularına aman aman dikkat diyor. Bu ne demek? Biraz böyle ateşli hastalıklar, bağışıklık sisteminin düşmesi vesaire, özellikle kronik rahatsızlığını varsa bunlar aktive olabilir. Sağlığa dikkat etmek lazım. Bunun yanında çok fazla iş yapıp, yani çok fazla iş düşünüp, çok fazla koşturup, kafada çok fazla konu olup az iş yapabilir ya da az kazanabilirsiniz, değer görmeyebilirsiniz bu dönemde. Biraz bakmanız lazım. Nereye dağılıyorsunuz? Enerjinizi nereye veriyorsunuz? Nereye odaklanamıyorsunuz? Eğer odaklama sorunlarınızı çözerseniz Mars retrosu bittikten sonra günlük hayatınızda, iş hayatınızda ve genel anlamda sağlıksal alanda çok güzel toparlanmalar, kazançlar, fırsatlar elde ediyor olacaksınız. Finansal alanda da sizi etkileyen, sizi zora sokan ne varsa bu dönem atma, bırakma ve kendini geri çekme zamanı. Mars retrodan sonra artık yeni adımlar, yeni iş anlaşmaları, yeni projelere bunlar kapı açacak. Çok güzel özetlediniz. Ben kendi adıma da bir şey sormak istiyorum, evet. Böyle hızlı hızlı geçmişken. Bu son dönemde bir dönem kapanıyor, bir dönem açılıyor, evet. Gibi bir şeyden bahsediliyor. Evet. Çok uzun bir süreçten, böyle 16 yıl mı diyorlar? 20 yıl, diyor. Plüto Kova hani, burcuna geçti. 20 yıl. O neler, evet. Değiştirecek hayatımızda? En azından hani kolektif olarak neler kolektif değiştirecek? Kolektif olarak artık algımız değişiyor, gerçekliğimiz değişiyor. Yani Oğlak seyirinde 16-18 yıl boyunca bir, evet. Transit yaptı. Burada mesela daha sağlamcı olduk. Hı-hı. Artık Kova burcunda daha özgürlükçü, daha yenilikçi, daha sosyal alanlarda algımızın açılacağı bir döneme geliyor. Bilişim çağı, bilgi çağı, kesinlikle, yapay zeka çağı. Yani çok fazla teknolojinin geliştiğini göreceğiz. Dünya başka yerlere doğru gidiyor. Tabii teknolojinin savaşlarıyla da ilgileneceğimiz bir dönem, ama o çok uzun bir konu. Evet, ama aslında başka bir çağa girdik diyebiliriz. Evet, bir çağ kapattık. 18 sene sonra falan, evet, çok uzun. Bir dönemi kapattık, yeni bir döneme girdik. İnşallah hepimizin hayrına olur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi ki geldiniz, her zaman gibi çok keyifli. Teşekkürler. Kadınca TV'de bir bölüm daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.